Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar. Bugün halk arasında gözeti diye bilinen tıp camiasında bitercüm dediğimiz bir hastalık hakkında size bilgi vereceğim. Özellikle adamız Kıbrıs Kakatece bol güneş gördüğü için bu rahatsızlık da ülkemizde sırf katarak olduğu gibi bu rahatsızlık da sık görülmektedir. Gözün beyaz tabakası yani sklera üzerine örten konjüktiva zarının kalınlaşıp aşırı damarlanarak gözün dış merceği yani kornea üzerine ilerlemesi halidir. Genellikle gözün buruna yakın olan iç medial tarafında görülür. Halk arasında kuş kanadı olarak bilinen bu hastalık başlangıçta zaman zaman kanlanma ve yanma, batma gibi şikayetlere yol açar. İlerlemeye devam ederse korneanın üzerine atlayıp onu çekerek astigmatizmaya neden olur ve görme bulanıklaşmaya başlar. Göz bebeğine kadar ilerlediği safhalarda görme aksını kapatır ve kalıcı görme kusurları meydana gelebilir. Bu rahatsızlık pitercium ya da halk arasında bu et parçası daha çok kimlerde görülür? Aile bireylerinde varsa diğer bireylerde de görülme şansı artmaktadır. İkinci sorumlu olarak güneş ışınlarıdır. Demek ki birincisi genetik, ikincisi güneş ışınları. Günümüzde gözümüze gelen ışınlar kapak ve kornea yapısından dolayı gözümüzün buruna yakın olan bölgesinde toplanırlar. Bu bölgeye güneş ışını gelmesi sonucu ultraviyolenin sebep olduğu limbal kök hücre ölümleri başlar. Kornea ve konjüktiva dediğimiz göz zarı arasında bulunan limbusta kök hücreler bozulmaya başlayınca konjüktiva devreye girer ve ölü hücrelerin üzerinden atlayarak kornea dokusuna yapışır. Ayrıca alerji söz konusu. Alerji ve göz kuruluğu bu süreci hızlandırır. Tedavisinde neler yapıyoruz? Pitercium'un tedavisi %100 cerrahidir. Pitercium cerrahisinde sadece pitercium'u çıkarmak yetmez. Mutlaka o bölgenin bir grafle kapatılıp limbal kök hücre nakliği yapmak gerekir. Otografli pitercium cerrahisinde üst veya alt kapağımızın hangi bölge daha çok müsaitse altında yedek bulunan konjüktiva dokusu pitercium'un boyutuna göre alınır ve eriyebilen dikişlerle temizlenen pitercium alanına dikilir. Tekrarlayan nöks pitercium olgularında ne yapmamız lazım? Daha önce cerrahi yapılmış ama pitercium tekrarlanmış hastalarda otografli pitercium cerrahisi çok iyi bir seçenektir. Gözün durumuna göre pitercium tekrarlanmasını önleyici ilacın kullanılması da gerekebilir. İlacın en büyük yan etkisi ameliyat sonrası iyileşmenin gecikmesidir. Pitercium ameliyatından sonra hastalarımız nelere dikkat etmelidir? Ameliyat olan gözde bir hafta batma hissi, bir ay kadar da kızarıklık olabilir. Eriyen dikiş bile kullanılsa o bölgedeki hassasiyeti azaltmak için dikişler birinci haftada alınır. Sunik gözyaşı damlası 6 ay süreyle tedaviyi desteklemek amacıyla kullanılabilir. Güneş gözlüğü kullanmak pitercium'un artmasını bir miktar durdurabilir. Hasta güneş gözlüğüyle daha rahat eder. Ameliyat sonrası uzak ve yakın gözlük değişimi gerekebilir. Gözlüğün değiştirilmesi en erken 1 ay sonra yapılacaktır. Ameliyat olsa da olmasa da hastalarda gözlük numaralarının astigmata bağlı olarak değişeceğinden 6 ayda bir muayene edilmesi uygun olur.
Beni dinlediğiniz ve sabrınız için herkese teşekkür eder. Beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. İyi hafta sonları, iyi tatiller, bol sağlıklı günler dilerim.